Görüşmek üzere. Spoilerlı videosu da gelecek bunun. İyi günler. Diye sonlandırmıştım bir önceki videoyu. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde durumun. Selamlar, sevgiler, fantastik severler. Ben Deniz, fantastik sever bey. Yerdeniz büyücüsünün bir ay sonra spoilerlı videosuyla karşınızdayım. Spoilerlı videoda spoilersızdan farklı olarak söyleyecek çok bir şeyim yok. İnanır mısınız? Spoilersız da bence e, neyi beğendiğimi, neyi beğenmediğimi, beğenmediğim şey yok da kitap hakkında. Çok güzel bir şekilde özetleyebilmişim. E, yerdeniz büyücüsü hakkında. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz e, kitap hakkındaki genel yorumumu, kitapta nelere bayıldığımı, e, neden bu kitabın benim en sevdiğim fantastik sever, en sevdiğim fantastik sever değil, en sevdiğim fantastik eser olduğunu, neden bence en iyi fantastik eser olduğunu düşün, düşündüğümü merak ediyorsanız lütfen spoilersız videoyu izleyiniz. Muhtemelen sağ yukarıda bir yerde çıkmıştır. E, onun yanı sıra bu videoda ne olacak peki? Genel olarak e, kitabı okurken not aldığım spesifik anları okuyacağım, spesifik e, alıntıları. Çünkü kitapta çok güzel sözler var. Bu sözleri ikiye ayırdım alıntılarımı. Şimdi 3-4 tane basit notlarım var yine Kitab, kitabın hikayesini irdelerken anlatacağım ama genel olarak hikayesini çok irdeleyemeyeceğim. Zira bir önceki kayıttan bu yana bir ay geçti. E, kitabı okumamdan bu yana da iki ay kadar geçti. Dolayısıyla kitabı ne yazık ki tekrardan biraz biraz unuttum. E, ya da en azından üzerimdeki o e, e, hani bağırmalıyım bu kitap hakkında. Ne kadar güzel olduğunu herkes söylemeliyim etkisi geçti. Dolayısıyla notlarımdan gidebiliyorum notlarımda da genellikle alıntılar var ve onun yanı sıra dört tane bahsedeceğim konu var. Bu dört tane bahsedeceğim konudan ilkinden bahsetmeden önce az önce kendi sözümü böldüm. <laughs> bu alıntıları iki gruba ayırdım. Biri foreshadowingler e, kitabın ilk başında yer alan tekrar okuduğunuzu anladınız. Diğeri de ikinci yarıda veya ilk yarıda e, yer alan bizim kültürümüze çok benzerlik gösterdiği kısım. Bizim kültürümüzden kastım. E, Türkiye, Anadolu, Orta Doğu vesaire. Çünkü ilginç suallerim var bu kitap hakkında. Hadi başlayalım ilk notumla beraber. İlk notum. İsimler. Ne kadar güzel bu kitapta. Şayet bilmiyorsanız ben şu şekilde not almışım. Gont, Karg, Ar, Realbi, Kurrem Karmerruk. Bu isimlerin ortak noktası çoğunun, ya yani en azından bu benim gözlemimdir. Yanlış olabilirim, haksız olabilirim. Lütfen yorumlarda belirtin. Tek hece veya iki heceden oluşması ve bunun yanı sıra çok küt biten, K, R kullanılan kelimeler olması, isimler olması bu bence çok önemli kılıyor kitabı. Çünkü bu kitap çok yeni bir kitap değil. Lakin çoğu fantastik eser, önümde görüyorsunuz kitaplıkta bir sürü fantastik eser duruyor. Çoğu fantastik eser, inanır mısınız, fantastik isimler konusunda Yüzüklerin efendisinde kayıyorlar. Elfçe isimleri kayıyorlar. Yüzüklerin Efendisi'nde biliyoruz ki, ya elfçe e, tabii ki de Tolkien'in yarattığı bir dil fakat... Bildiğim kadarıyla onun dışında gelen isimler genel olarak İngiliz mitolojisine uygun şekilde seçiliyor ve yerleştiriliyor diye biliyorum. Elfçe olmayan isimler. Ya da onun yanı sıra da geri kalanları elfçe. Eminim orada da esinlendiği bir şeyler vardır Tolkien'in. Fakat demek istediğim olay daha sonrasında gelmiş eserler genel olarak Yüzüklerin Efendisi'nin üzerine doğru eğiliyorlar. Yerdeniz Büyücüsü'nden ziyade. Fakat Yerdeniz Büyücüsü dediğim gibi bu tek heceli olmasıyla e, isimlerin çok bence kendine has bir yer ediniyor fantastik eserler arasında. Hatta bunu şu şekilde örneklemek istiyorum. Nasıl yer deniz evrendeki yer deniz dünyasındaki e, yerleşim yerleri adalar parça parçaysa parçalanmışsa sanki isimler de öyleymiş gibi geliyor bana. Sanki bu isimlerin bir devamı varmış ama bir noktada kesilmişler gibi geliyor gibi hissettiriyor. Bence çok e, özel bir yeri var. Hatta bunu şu şekilde de örnekleyebilirim. Rüzgarın Adı ve Bilgi Adamı Korkusu Kral Katili serisinin zaten Yer deniz büyücüsünden, Ursula Kegelguyünden ne kadar etkilendiğini biliyoruz. Gerek kitabın önünde yazan Ursula Kegelguyun alıntısından dolayı olsun, gerek gerçek isim muhabbetinden dolayı olsun. Fakat isimler konusunda da esinlenmiş olabilir. Çünkü şu an her ne kadar çok hatırlamasam da, Devi ve Fela geliyor benim aklıma en yakın. Genel olarak Kral Katilinde de isimlerde bir farklılık hissettiğimi hatırlıyorum. Yani, aa bir dakika. Diğer fantastik eserlerdeki gibi genel geçer uydurulmamış bu isimler. Diğer fantastik eserlere bakmak için uydurulmamış. Çünkü şayet FRP oynuyorsanız, oynatıyorsanız, özellikle de oynatıyorsanız. Bilirsiniz ki bir sürü karakter yarattığınızda bunu bir sürü e, farklı RPG oyunu oynayanlar da bilir tabii ki de. Çok fazla karakter yaratmanız gerektiğinde bir yerden sonra karakterlere isim vermekle uğraşmazsınız. İyi isim verirsiniz, kötü isim verirsiniz, komik isim verirsiniz. Bir yerden sonra dersiniz ki şimdi ben bu yeni karakterime ne isim vereceğim? 15. karakter geldiğinde. O noktada insanların ...bir kısmınız illaki biliyordur... ...bir kısmınız bilmiyordur. Kullandığı internet siteleri var. Fantasy Name Generator adında. Size fantastik bir eserden bir isim uyduruyor. Bunu yapabilmesinin sebebi... ...kendi kütüphanesinden daha önceden yaratılmış isimleri seçmesi. Fantastik karakteriniz elf mi? Oraya diyorsunuz ki bana elf ismi yarat. Size hemen bir elf ismi veriyor. Fakat dediğim gibi bu elf ismi... ...Yüzüklerin Efendisi ekolüyle gelen bir elf ismi aslına bakarsanız. Yani... ...Yerdeniz Büyücüsü'ne benzemiyor ki zaten Yerdeniz Büyücüsü'nde elfler yok. Ork dediğinizde biraz daha... Orkvari isimlere gidiyor, gerek Warcraft olsun gerek başka eserlerden gelen isimler olsun Benzeyen isimler olsun. Hiçbiri yerdeyinizde yaklaşmıyor, mısınız? Dolayısıyla yerdiğinizde bu kadar kendine has isimlerin olması işte tekrar okumam gerekirse, Gond, Karg, Ar, Realbi gibi kendi has isimlerin olması bana çok ikonik geliyor, çok iyi hissettiriyor. Özellikle de Kurram, karmaruk Kurram, Karmeraluk konusunda bir parantez açmak istiyorum. Bir eski takipçi İzleyicim, Geçenlerde yayınlara geldi. Kendisi merhaba dedi. Kendisiyle konuştum. Kendisi dedim ki Kurram, senin ismini ben bir yerden hatırlıyorum. Sen zaten eski takipçisin o yüzden de hatırlıyor olabilirim ama sanki bir fantastik eserden de benim okuduğum. Fakat hangisinden olduğunu hatırlamıyordum. Neredendi? Demiştim. E, fakat daha sonrasında galiba ya Kurrem'den cevap alamadım ya da ben bunu tam tamamıyla bu şekilde söylemedim. İsmin komik duyuluyor dedim hatırlamadığım için. Yerdeniz Bürcüsü'nü tekrardan okuyunca hatırladım. Kurrem Karmerruk Yerdeniz'de İsim büyüsünü, yani gerçek isimleri öğreten isimci hocanın ismi. Ve bu da aslına bakarsanız çok güzel bir tezat. Çünkü bütün isimler bir veya iki heceden oluşurken, bütün isimler tak tak diye biterken, Kurrem Karmelruk'ta da çok fazla R ve K var. Fakat çok daha uzun bir isim. İsimci hocanın ismi çok daha uzun bir isim diğer isimlere göre. Bu benim acayip hoşuma gitmişti mesela. Aynı şekilde şeyden de bahsedebilirim. Pandor ejderhası. Ejderhanın kıvraklığıyla çok güzel uyumlu bir isim Pandor. E, aynı bu bahsettiğim, yani adalı insanların yaşadığı, adalı çok güzel bir betimleme. Adalı insanların yaşadığı taktuk diyarlardan gelmemiş. O Pandora ejderhası çok daha zarif bir yaratık gibi hissettiriyor bana. Umarım anlatabiliyorumdur. Hani yani gerçek isimler ve gerçek isimlerin ağırlığı hakkında bu kadar güzel olan bir eserin bu kadar güzel şekilde isimlendirilmiş olması, e, isim kullanması bence çok kıymetli, çok özel. Dediğim gibi belki de bana bu kadar müthiş özel hissettirmesinin kitabın sebeplerinden biri de bu. Bundan bilmiyorum spoilers'ta bahsetmiş miydim? Haydi izninizle geçelim. Alıntı okumaya. İlk alıntı 19. sayfadan geliyor. 19. sayfa tek ciltte. 19. sayfa tabii ki de. E, dolayısıyla benle beraber okuyun demek isterdim fakat tek cilt e, sahibi değilseniz muhtemelen sayfalarımız farklılaşacaktır. Sayfalarımız kapışsın isterdim lakin görüyorum ki silahsızsınız bazılarınız. Şimdi bahsedeceğim alıntı şu. Şayet bu sahneyi bilmiyorsanız e, Ged basit şekilde ana karakterimiz Ged Çevik Atmaca hatta gerçek ismini söylememek gerekirse basit bir şekilde büyü yapmayı öğreniyor teyzesinden. E, teyzesinden teyzesi de cadı teyzesinden basit bir şekilde büyü yapmayı öğrendikten sonra düşmanları savuyor. E, köyünden köyüne gelen düşmanları e, hallediyor paketliyor ve gönderiyor. Daha sonrasında bir karakter geliyor bir yaşlı adam e, ve bu yaşlı adam Ged'e yaklaşırken Çevik Atmaca'ya yaklaşırken da bir kişi şunu söylüyor. Cadı tunç ustasına dedi ki: "Enişte, bu adam mutlaka real bir büyücüsü sessiz ogyondur. Zelzeleye dizgin vuran adam." Hadi biraz irdeleyerek gitmeyi deneyeyim. Neden bu kadar beğendiğimi özellikle çevirisiyle beraber. Enişte, bu adam mutlaka şimdi enişte diye başlaması çok komik. Bir, bir yani bu bir ders olsaydı ve ben burada bir hoca olsaydım şu anda bunu dinleyenlerden bir sürü kişi güldü. Bunun farkındayım. Sırf enişte diye başladığı için. Okey, okey. Belki dilimizde e, barışık değilsiniz. Dilimize barışık değildi. Ben genelde şu anlamda söylüyorum. Eniştenin kullanıldığı e, konteksti demek istemiyorum. Anlamı ve kullanıldığı genel geçer anlamını ve yerini ben de biliyorum. Ve dolayısıyla komik hissettiriyor. Ama bundan sıyırıp sadece kelime olarak da bakabiliyorsunuz dilde. Lütfen onu yapmayı deneyin. <laughs> Enişte bu adam mutlaka real bir büyücüsü. Şimdi hikayenin bu noktasında real bir ne olduğunu bilmiyoruz. Real bir büyücüsü haşmetli bir şey gibi duyuluyor. Yani Dediğim gibi. Hani bu kişi belli ki önemli. Fakat neden önemli? Nasıl önemli? Bilmiyoruz bu noktada hikayede. Real bir büyücüsü. Sessiz Oguyon. Bu kişi Ketum. Bu kişi önemli. Bu kişi belli ki dediğim gibi bir kelime daha arıyorum. Haşmettin'in yanı sıra. Hatırlayamadım. Neyse. E, bu kişi belli ki önemli bir kişi. Mühim. Mühim belki de. Aradım kelime. Zelzele'ye dizgin vuran adam. Bu kişi belli ki ya doğa, doğal güçlerin ne denir ona? Doğal afetlerin e, üstün üstünde daha güçlü bir adam ya da belki de çok basit bir şekilde e, onları kontrol edebilen bir kişi. Ne kadar güzel bir anlatım tek cümleyle. O kadar yerinde, o kadar iyi hissettiriyor ki zaten geldiğiniz bir hakkında en beğendiğim şeyler de bunlar. Ve geçiyorum izninizle bir sonraki alıntıma. 34. sayfa. 34. sayfa Ogeonda ee, devam ettikten sonra Ged'in, e, Çevik Atmaca'nın e, Oguyon ben seninle devam edemeyeceğim, ben büyücü olmak istiyorum, ben Realbi'ye gideyim dediği ve Realbi'den içeri girmeye çalıştığı e, sayfa, sahne. Kapıcı cevap verdi. Girmeye çalıştığı noktada bir kapıcı e, görüyor Realbi'nin kapısında ve bir türlü geçemediğini fark ediyor kapıdan. Ne, ne zaman kapıya doğru adım atsa kapıdan geriye gittiğini fark ediyor. Bir türlü kapıya yaklaşamıyor Gedin. Kapıcı diyor ki Adını söyle. Ged bir süre durdu. Çünkü canı pahasına da olsa insan gerçek ismini yüksek sesle söyleyemezdi. Bu daha sonra önemli olacak. Ben Ged dedi yüksek sesle. O zaman adımını attı ve açık kapıdan girdi. Güneş arkadan geldiği halde yine de ona arkasında bir gölge varmış gibi geldi. İlk Forgedom'umuz. Bu noktada Ged Oguyon'la e, konuştuğunda bu işte cadı e, kızla beraber büyü yapmaya çalıştığında gölgeyi çağırmış oluyor. Cadı kız için büyü yapmayı öğrenmeye çalışırken Oguyon'dan habersiz Oguyon'un kitabına bakarak Gölgeyi çağırıyor bir noktada istemeyerek. Ama o kadar güçlü bir şekilde çağırmıyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmuyor. Şu ana kadar yani bu sahnede gölge diye bir sorunu yok gidin. Ama ona rağmen böyle bir şey yazması yazarın çok güzel bir foreshadow. Çünkü bana kalırsa eğer siz bir sanat eseri yapmaya çalışıyorsanız, bir eser vermeye çalışıyorsanız... Bu kitapsa her kelime her cümle, bu bir filmse her saniye sizin için önemlidir. Çünkü orayı ne kadar ince İncelikle işlerseniz o kadar güzel olur sizin son eseriniz. İzninizle bir sonraki alıntıya geçiyorum. 41. sayfa. Hemen birkaç sayfa sonrası. Bu noktada bakayım bulabilecek miyim alıntıyı? Ged bir büyü yapmak istediğinde hocasının ona dediği bir şeyden bahsediyor. Dünya bir denge içindedir, dengededir. Büyücülerin dönüştürme ve çağırma güçleri dünyanın dengesini bozabilir. Bu güç tehlikeli bir güçtür, korkunç bir güçtür. Bilgiyi izlemeli, gereksinime hizmet etmelidir. Ama en önemli kısmı burası alıntının. Bir mum yakan bir gölge yaratır. Bir mum yakan bir gölge yaratır. Aslına bakarsanız az önceki bahsettiğim forshadow'la beraber çok güzel uyumlu gidiyor. Çünkü Ged sadece güce sahip olduğu için ve gücü öğrenmeyi seçtiği için yükselirken güç basamaklarında güç elde ederken bir mum oluyor aslında kendisi. Aydınlık oluyor ve bir yandan da gölge yaratmış oluyor. Bunu aynısını birazdan yaşanacak daha henüz o sahneye gelmiyoruz burada. Ama e, ölüyü diriltmeye çalıştığı sahnede Ged'in becerememesi ve bir ölüyü diriltmek yani bir mum yakmaya çalışırken yarattığı gölgeden de fark edebilirsiniz. Çünkü gerçekten böyledir. Karanlıkla aydınlık çok tezat içerisinde birlikte var olurlar. Siz gerçekten ışık yaktığınızda aha da benim şu anda elimin gölgesini görebiliyorsanız bunun sebebi benim ışık yakmamdır. Işık yakmadığımda benim elimin gölgesini de göremezsiniz. Işık ve ateş e, her ne kadar güçlü olsa da beraberinde negatif özellikler de getirir. Bence çok güzel bir anlatı. Dediğim gibi not aldım. Hatta geçenlerde e, Blade Runner'ı tekrar da izledim. Blade Runner'dan bir alıntıyla bitirmem gerekirse. iki kat parlak yanan alev, iki kat hızlı söner. Yani büyük güç büyük sorumluluk gerektirir. <laughs> Rastgele şeyler sallıyormuşum artık. <laughs> yok yok. ya Oradaki e, iki kat hızlı, e, iki kat parlak yanan alev, iki kat hızlı söner de hoşuma gitmişti aynı şekilde. Geçiyorum bir sonraki alıntıya. 59. 59. sayfa. Belki dedi veç diye not almışım. Hemen bakıyorum. E, kameranın kadrajından çok sıkça çıkabilirim. Kameranın kadrajını kapatabilirim. Lütfen e, affınızı diliyorum. Zira mikrofondan dolayı göremiyorum. E, ne yazık ki önümdeki kitabı. Şurada. Sevgili Ged, Veç'e diyor ki ben artık buradan çıkamam. Çünkü ben gölgeyi çağırdım, gölgeyi dünyaya saldım ve beni sadece real bir koruyabilir. Ben dışarı çıkmak istiyorsam ya bu korkumu yenmeliyim ama yani korkumu yensem de çok mantıklı değil. Çünkü dışarıda tehlikedeyim diyor. Veç de diyor ki. Sonsuza kadar rokta kalmayacaksın. Ged de diyor ki şöyle şöyle böyle böyle. Biraz gebeliyor. Veç diyor ki ondan sonra belki ben geleceği göremem. Ama o noktada Veç büyücü büyücülük eğitimini tamamlıyor ve dolayısıyla geleceğe yönelik e, bazı öngörüler edinmeye başlıyor. Çünkü büyücülüğü de çok mistik bir şekilde anlatıyorlar. Ona da daha sonra geleceğiz. Ben geleceği göremem. Fakat senin önünde odalar ve kitaplar değil. Şu an benim önünde olduğu gibi. <laughs> Uzak denizleri, ejderhaların ateş kusan soluklarını, şehirlerin kulelerini ve atmacanın yükseklerde ve uzaklarda uçarken gördüğü şeyleri görüyorum. Çok güzel bir anlatım. Çok güzel bir foreshadow. Çok güzel tek cümleyle, çünkü inanır mısınız nokta yok bu cümlede, tek cümleyle özetliyor. aslında bakarsanız yazar burada bütün kitabı. Gerçekten de bu sahneden sonra devamında kitabın Veç <laughs> geleceği göremiyor. Böyle başlıyormuşum. Veç gerçekten de geleceği göremiyor. Onun yanı sıra Gedin önünde uzak denizler gözüküyor. Ejderhaların ateş kusan solukları oluyor gerçekten de. Şehirlerin kuleleri, şehirlerin kuleleri gerçekten şehirlere gittiği için diye de düşünebilirsiniz. Ya da Şehirlerin, kulelerinin üzerinde duran ejderhaları da düşünebilirsiniz. Bana o şekilde daha epik, daha havalı geliyor. Ve atmacanın yükseklerde, uzaklarda uçarken gördüğü şeyleri görüyorum. İnanır mısınız? Daha sonradan çevik atmaca, çevik bir atmacaya da dönüşüyor. Şimdi, Fork Shadow'larla alakalı e, alıntılarım, kodlarım bitti. Bundan sonra iki notum var. Ve ondan sonra mistisizmle alakalı ve biraz bizim kültürümüzle alakalı e, bazı e, alıntılara geçeceğim. Ama öncesindeki notlarımı okuyayım. Hatta notlarımı okumadan önce... Bir kahvemi içeyim. E, kahve ısmarlayan herkese çok teşekkürler. Sevgili Murat e, dedim. Sevgili Mustafa. Sevgili İnci. Murat sen de borçlu kaldın artık yapacak bir şey yok. E, ve sevgili Halaycı Kedi teşekkür ederim hepinize. Bu kahveyi sizin sayenizde içebiliyorum. Güzel de demlemişim. yolun doğu uç yöreleri daveti. Bu çok önemli. İki sebepten. Az önce Veç'in yani Estaryol'un, gerçek ismiyle Estaryol, e, da, davetini diyeceğim. E, öngörüsünü gördünüz. Öngörüsünde çok güzel bir kelime kullanılıyor. Uzak denizler. Uzak denizlerde görüyorum senin geleceğini diyor Gede. Uzak denizler çok güzel bir betimleme. Çünkü spoilersız da bu kitapların bana bunun ve Yüzüklerin Efendisi'nin nasıl açık çayırlar ve uçsuz bucaksız denizler, dağlar anlattığını anlatmıştım. Ve hissettirdiğini anlatmıştım. Bu kelime de çok önemli burada uzak denizler. Uzak deniz aslında bakarsanız uzaktaki bir denizi kastederken bir yandan da çok ucu bucağı olmayan bir deniz hissi yaratıyor bende. Ee, anlayışı yaratıyor. Neden bilmiyorum. Belki sizde böyle değildir. Fakat bununla beraber dediğim gibi bu dünya çok büyük. Ve Esar Yol ve Gedi bu konuşmadan sonra ben gidiyorum Get. Lakin ben Doğu Uç Yörelerde olacağım. Doğu Uç değil mi? Yanlış okumuyorum. Doğu Uç Yörelerde olacağım. Çünkü benim ailem orada. Çünkü ben oraya büyücülük yapmaya dönüyorum. E istersen bir ara uğra gel oraya dediğinde çok komik bir olay oluyor. Bu evrende mektup yok, telefon yok. Mektup da yani belki vardır ama şey, e, Ogion'un yazdığı mektubu götürüyor e, Ged ama e, güvercinle iletişim yok gibi gösteriliyor. Büyüyle de portal açtık ve oradan konuştuk gibi bir şey yapmadıkları için iletişim insanların bir yerden bir yere gitmesi üzerine. Dolayısıyla iletişim çok kısıtlı demek bu. Veç, ben doğu üç yörelerde olacağım. Bir ara uğra dedikten sonra İnanır mısınız? Ben daha önceden kitabı okuduğum için biliyordum bir noktada Wedge'le Ged'in yolunun kesiştiğini. Fakat o nokta gelene kadar dedim ki nerede kesişiyordu, nerede kesişiyordu. Çünkü Ged inatla ben Doğu Üç Yörelere doğru yola çıkayım diye bir karar almıyor. Bir noktada macera onu oraya götürüyor ister istemez ve Doğu Üç Yörelerde bulunca kendini oradaki büyücüye gidiyor ve oradaki büyücünün Vec olduğunu hatırlıyor. Ve o noktada inanır mısınız dediğim gibi yani kitabı dördüncü okuma olmasına rağmen, dört ya da üç olmasına rağmen unutmuştum. Dedim ki bunlar nasıl, nerede buluşacak ve buradaki büyücü kim? dedim ve bet çıkınca dedim ki a bu sahne böyle miydi ne kadar güzel ne kadar etkileyici benim için. Çünkü dediğim gibi dünya çok uçsuz bucaksız. Başka yani hiç yolları kesişmeyebilirdi ile. Başka şekilde hiçbir şekilde buluşamayabilirlerdi. ile get fakat bir şekilde buluştular ve işleri rast gitti. Bir sonraki notum gerçek ismiyle Gede güven verişi esrar yolun. Çok önemli bir nokta. Çünkü Düşünüyorum, Gedin gerçek ismini kim biliyor diye. İnanır mısınız? Ogion biliyor. E, bunun yanı sıra, Kapıcı Usta biliyor. Çünkü mecburen Kapıcı Usta'ya girerken söylemek zorunda kalıyor. Onun yanı sıra bir de Veç biliyor. Belki bazı hocaları da biliyordur. Gerek Gedi kurtarmak için lazımdır, gerek de belki içine okuyup bakabiliyorlardır. Çünkü onlar da sonuçta usta büyücüler ve isimleri öğrenebiliyorlar bir şeyin üzerine çalıştıktan sonra. Ama yani bu kadar isminizi e, önemli tuttuğunuz ve kimseye söylemediğiniz bir yerde Beçin tam Gedden ayrılmadan önce get benim de gerçek ismim bu haberin olsun bu kocaman dünyada bir dostum var demesi öyle bir hareket çekmesi bence çok keyifliydi çok tatlıydı inanır mısınız benim çok hoşuma gitmişti. İzninizle mistisizm ve bizim kültürümüze benzer e, alıntılarla devam ediyorum bardağımı devirmezsem. 44. sayfa biraz geriye gidiyoruz şimdi tekrardan. yanılmıyorsam bu sayfalarda e, Get henüz e, büyücülüğe başlamış oluyor Realbi'de. Bir otak buluyor. Otağa Hoeg diye adıyla sesleniyor gerçek ismiyle. Ben hep Hoeg'i nedense otağın, ger, otağın ismi gibi düşünüyorum sanki. Get ona bu ismi vermiş gibi. Aslına bakarsanız Hoeg otağın gerçek ismi diye geçiyor. Ve otak gelip Ged'in kapşonuna tünüyor. Gede de biraz hile yapıyor aslında bakarsanız orada çünkü yani ne yapıyorsun gerçek ismini kullanarak bir hayvanı kendine bağlayamazsın. Yemek versen, başına okşasan hani hayvan isterse o zaman seninle beraber olabilir. Biraz orada ayıp oluyor biraz bir kölelik ilişkisi var istemeden oluşmuş. Lakin daha sonra get de zaten hayvana kötü davranmıyor. Ama dediğim gibi ilginç. Hayvan geliyor. Hayvan Gede alıştıktan sonra şöyle bir e, olay yaşanıyor. Bir keresinde yakaladığı bir orman faresini de ağzında getirdi. E, otak Ged gülerek hayvana avını yemesini çünkü kendisinin oruç tuttuğunu söyledi. Bu çok önemli bir <laughs> alıntı bence. Çünkü oruç tutmak çok güzel bir şekilde bağdaşıyor mistisizmle. Yani oruç tutarken de insanlar iradelerini terbiye etmeye çalışır ve aslına bakarsanız iradesini terbiye edemeyen, başından bir iradesini terbiye edemeyen bir kişinin hikayesini anlatırken oruç tutmak kelimesi çok önemli. Çünkü ya aslına bakarsanız Star Wars'un başarılı olmasındaki mistisizmle aynı şekilde çalışıyor. Star Wars'ta da bir güç var. Biz bu güce inanıyoruz. Ee, Lafları tamamen aynıdır. Hatta Star Wars'un 5. filmini açarsanız... Bu işte Yoda'nın oldu diyeyim. Hangi filmin adını hatırlamıyorum ya da tarihini. Yoda'nın söylediklerini çok net bir şekilde... Tanrı inancına bağlayabiliyorsunuz. Yani bir force var. Etrafımızda force bizi sarmalıyor. Force, kuvvet, işte bu güç... Bize güç veriyor. Biz onun sayesinde ayakta durabiliyoruz. Ona inanırsak daha da bir şeyler başarabiliriz gibi. Aslına bakarsanız bu mistisizm... Bence büyücülükte çok güzel yedirilebiliyor hikayeyi geçiyorum bir sonraki alıntıma 62. sayfa tavşan <laughs> buldum 62. sayfada Ged artık Real de eğitimini tamamlıyor ve daha sonrasında korkusunu yenerek dış dünyaya adım atmaya çalışıyor dış dünyaya adım atmaya çalışıyor fakat ...Real bir girerken geçtiği kapıdan bu sefer de çıkamıyor çünkü kapıda birisi var ve kapıda bir kapıdaki kişi aynı şekilde girmesini engellediği gibi çıkmasını da engelliyor. O kişi diyor ki, çıkmama izin verir misiniz? O kişi de diyor ki, benim kim olduğumu bilirsen. O kişinin Ged kapıcı usta olduğunu tahmin ediyor. Çünkü o noktaya kadar eee Rock'un 9 ustası olduğunu biliyor fakat 9. ile hiç tanışmadığını fark ediyor. Daha sonradan kapıcı ustayla tanıştıktan sonra kapıcı usta diyor ki, benim ismimi tahmin edebilirsen, benim ismimi bilebilirsen, benim ismimi söyleyebilirsen bu kapıdan geçmene izin veririm diyor. Ged de bir takım isimler düşünüyor oturuyor düşünüyor öyle düşünüyor böyle düşünüyor bazı isimler söylüyor söylediği isimler tutmuyor ve sonrasında diyor ki çok dar bir kapıya bekçilik yapıyorsunuz usta sanırım burada kırlarda biraz oturup oruç tutmalıyım ki bu dar kapıdan sığabileyim yani sizin isminizi bulabilmek için benim öncesinde biraz çalışmam lazım mı mükemmel bir şekilde söylüyor yani çok dar bir kapıdasınız benim o dar kapıdan geçmek için oruç tutmam lazım çok güzel bir anlatım bana kalırsa Dediğim gibi benim bunun için biraz düşünmem lazım da yazabilir oraya yazar. Fakat bahsettiğim olay eğer bir eser veriyorsanız her kelimeyi özenle işlemiş olmanız gerekiyor. Bana kalırsa ve bunun üzerine kapıcı diyor ki istediğin kadar kalabilirsin orada. Gedde bir süre düşündükten sonra akşama kadar geri geliyor. Diyor ki sevgili kapıcı usta ben sizin isminizi tahmin edebilecek güçte değilim. Siz bana isminizi bahşetmedikçe diyor ve lütfen bana isminizi söyler misiniz diyor. Kapıcı, Usman, kapıcı usta da Usman. Usman <laughs> Aga ona ismini söylüyor ve bu sayede Get geçebiliyor kapıdan. Ne kadar güzel bir kitap. Geçiyorum izninizle son alıntıma. 102. sayfaya. 102. sayfada yine bizim kültürümüzle beraber komik bir yere değineceğim. Ve videoyu bitireceğim ve kaydı bitireceğim. Nokta. Sevgili Get iki kere üst üste gölgeden dayak yedikten sonra ustasına dönüyor. Uçarak kaçarak. Ve daha sonrasında ustasına danışıyor. Diyor ki usta hatta spesifik olarak okumam gerekirse onun bütün istediği benimle yüz yüze gelmek. İki kere bunu başardı ve ikisinde de beni yendi diyor. Sevgili Oguyon'dan da diyor ki üçte keramet vardır. Allah'ın hakkı 3'tür diyor gerçekten Oguyon. Ve <laughs> izninizle sevgili fantastik severler. Ben de fantastik sever beydim. Kitabı da yerine oturtamadım. Bu kayıtlık, bu podcastlik benden bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler.